Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda şekil ve tablo oluşturmayı göstereceğim. Burada arkadaşlar elle yazılmış mesela çalışma alanı yer buldu haritası. Bunu hiçbir şekilde otomatik yapamazsınız. Bu kısmı silip başvurulara geldikten sonra arkadaşlar burada resim yazısı ekle kısmı var. Burada şekil ya da bu etiket kısmından tabloyu seçebilirsiniz. Oradan mesela şu resmi kopyalayalım. Tekrar yazmamıza gerek yok. Burayı da silelim. İlk önce resmin üzerine basıp daha sonra şekile gelip bunu yapıştırdıktan sonra arkadaşlar direkt altına geldi gördüğünüz üzere. Bunların arkadaşlar şu kısımdaki şu resim yazısı kısmını değiştirirseniz her bastığınızda otomatik olarak onun puntosundan tutun fontuna kadar aralıklarına kadar hani her türlü özelliğini işte kalın mı italik mi altı çizili mi olduğunu da otomatik olarak belirleyebileceksiniz. İçindekiler kısmıyla oldukça da benzer. Zaten o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir önceki videomdu. Bu tezle ilgili videolarımız devam edecek. Bir 20-30 tane video olarak devam edecek. Word kısmı bittikten sonra da direkt tezin nasıl yazıldığından tutun. Tüm detaylarına kadar da devam edeceğiz. Diğer kısımlar için de devam ederim. Hepsini şekil yapmanız da gerek yok arkadaşlar. O başvurular kısmından resim yazısı eklenir. Burada etiket kısmında şekil kısmından tabloyu da seçebilirsiniz. Tablo olur, şekil olur. Tek tek yazacağız. Üçüncü kısma da gelelim. Elle yazıldığı için arkadaşlar bunları otomatik olarak düzeltmeniz gerekir eğer kendiniz de tezinizde yaptıysanız ama bunların tamamını buradan otomatik olarak yaptıysanız ana ilk sayfada geldiğinizde işte bu göstereceğim onları şekil tablosunu oluştur dedikten sonra hepsini direkt otomatik güncelleyecek çok basit bir hale gelecek. Manuel olarak sakın yapmayın bunları. Mesela burada küçük oldu. Onları da büyütebilirsiniz. Tek tek deneyelim arkadaşlar bunların. Oldukça da güzel koyuyor hemen 2 dakikada. Ben örnek olsun diye hepsini yapmayacağım. İçindekiler oluşturmuştuk. Hemen altına inelim. Siz bir sayfa da açabilirsiniz. Yeni bir sayfa. Hemen altına inelim. şekil tablosu oluştur'a basıyoruz. Onayladıktan sonra oluştu arkadaşlar. Üzerlerine de şekil tablosu diye elinize yazarsanız e, bu kısım tamamdır. Bunun üzerinde isterseniz arkadaşlar fontlarıyla, boyutlarıyla, aralıklarla oynayabilirsiniz. Herhangi bir güncelleme yaparsanız da sağ tık basıp alanı güncelleştir dedikten tüm tabloyu güncelleştir derseniz ya da diğer kısım sadece seçili alan için. Tablonuzda da güncellemiş olacaktır. Hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. PDF yaparsanız da tıkladığınızda direkt o sayfadaki işte dördüncü sayfadaki mesela yer buldur haritasına gidecektir. Kullanacak arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir yöntem. İçindekilerle de çok benziyor. Herhangi bir sorunuz ya da anlamadığınız bir kısım olursa da yorum olarak belirtin arkadaşlar. Bundan sonrası aynı zaten belli küçük e, kozmetik düzenlemeler var. Siz de devam edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.